Uluslararası alanda da pek çok ödüle layık görülen sıfır atık projesi Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülebilir kalkınma amaçları eylem ödülünü almıştı. Yine bugün Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nde de 16. Genel Kurulu'nda yüzlerce proje arasında sıfır atık projemiz birinci oldu. Bu hareket artık 15 milyon gencimize ulaşan Türkiye'nin en çaplı sıfır atık eğitim seferberliğine dönüştü ve inşallah 2023 yılına geldiğimizde de tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızda sıfır atık uygulamasına tamamen geçmiş olacağız. Gayemiz çocuklarımıza tertemiz bir Türkiye, tertemiz bir dünya bırakmaktır ve bugün çocuklarımızı sadece eğitmiyor, aslında onlara önemli görevler de veriyoruz. Green Metric programında inşallah hedefimiz ilk 10'a girmektir. Her yıl en az bir üniversitemizin o listede olmasını sağlayacağız. Bu hedefle şu an 209 üniversitemiz, hocalarımız, öğrencilerimiz harıl harıl çalışıyorlar. Gençlerimizle, çocuklarımızla sıfır atık, çevre ve doğa bilinci kapsamında iklim değişikliği konularına ilişkin farkındalık oluşturmaya, yeni bir projeye hayata, bu anlamda bu projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. İzninizle buradan da çocuklarımıza ve ailelerimize bir müjde vermek istiyoruz. Ve bu farkındalığı arttırmak adına ülkemizin dijital ortamda eğitim verecek ilk çocuk ve çevre akademisini yakında açıyoruz. Zengin içerikli video ve animasyonlar yer alacak ve bu akademiyle çocuklarımız hem eğlenecekler hem de başta sıfır atık projeleri olmak üzere çevreye, doğaya, iklim değişikliğine dair konulara ilişkin filmlerle, online derslerle öğrenecekler. Aslında tıpkı dijital bir üniversite formatında olacak bu platformda çocuklarımız sıfır atık, çevre ve yine iklim değişikliğine ilişkin iklim elçileri ve çevre müfettişlerimizle birlikte bu kulüplerde yer alacaklar, etkinliklere katılacaklar. EBA entegrasyonuyla Sayın Bakanım bu projeyi birleştirdik ve yine 18 milyon gencimizin, öğrencimizin ulaşabileceği platformda çocuklarımızı sürekli yenilenen çok zengin bir içerik inşallah sunuyor olacağız. Bu anlamda da farkındalığı arttırmak üzere bu projelerin sayısını, miktarını arttıracağız.